Polikistik over sendromu öncelikle hastanın klinik değerlendirmesiyle tanımlandırılabilen bir durumdur. Tanı için bize gerekli olan adet düzensizliği ki bu uzun aralıklarla adet olma veya adet olmama şeklinde. İkincisi erkeklik hormonu artış belirtileri, sivilcelenme, ciltte yağlanma, tüylenme gibi ve bizim ultrasonda yumurtalıklarda gördüğümüz tipik polikistik over görüntüsü. Bu üç taneden eğer iki tanesi varsa bu bize polikistik over sendromu tanısı koydurabilir. Bunun için tabii ki öncelikle şüphelenmemiz de gerekmektedir tanıyı koymak için. Ama mesela her adet düzensizliğiyle başvuran kilolu genç kızda da polikistik over sendromu olacak diye bir şey de yoktur. Genç kızlar ilk adet görmeye başladıkları yıllarda adetleri normal fizyolojik olarak da düzensiz olabilir. Daha henüz tam olarak beyin ve yumurtalık arasındaki aksları tam oturmadığı için, fizyolojik olarak yumurtlamaları sorunlu olabildiği için bu normal bir süreçken bunu hemen polikistik over sendromu dememek lazım. Ama pek tabii ki bir kafamızın bir kenarında bulundurup araştırmakta da fayda var.